Burada Eren Tronka yapacağız. Kod gelecek bize. Arkadaşlar evraklar. Rusya'dayız. Şu evrağı aldık. Arkadaşlar ilk işlemlerden sonra burada durduk. Karşıda market var. Alışverişimizin hepsini buradan yapmamız gerek. Evet, Moskova yolunda bir kaza olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar çölün ortasına gidiyor diye. En son Muhammed Kaptan'ın arabasının sağ en arka tekeri patladı. Herkese yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Şu anda neredeyiz? Azerbaycan-Rusya sınır kapısındayız. Burada evrak işlemlerini yapacağız. Bitmeyen bir evrak meselemiz var. Bütün kapılarda sırasıyla evrak yapıyorsun. Orada evrak yap, öbüründe evrak yap. Yani bu yurt dışı araba sürmeyle değil de evrak takibiyle oluyor. Yani olay şu ki, şöyle söyleyeyim. Evrağın sağlamdaysa kafan rahat. Evrak yapmayı biliyorsan kafan rahat. Ama evrak yapmayı bilmiyorsan eline sağlık abi. Yol gitmede de bir şey yok. Sonra Bağdat bulunur. Ama evrak yapmayı bilmiyorsan hiçbir şey yapamazsın. Şöyle muhtemelen buradan bir yerde evrak yapacağız. Bizim adamlar nereye gitti onu bilmiyorum. Yarın bakın nereye geçtiler. Burada Eren Tronka yapacağız. Kod gelecek bize, kod alacağız. Bakalım. Ben baktım usandım bu evrak işinden. Kaybettim sılayı, dönemem gayrı. Arkadaşlar biz hala evrakla uğraşıyoruz. Her kapıda bir evrak. Yol gider azıcık, kurban olayım. Öğretmen öde verdi, ödeme çalıştı. Vallahi billahi ben okulda bu kadar kağıt görmedim, bu kadar yazı yazmadım. Bir tane defter alıyordum, okula gidiyordum, masanın üstüne koyuyordum, geri getirirdim, eve koyuyordum. Hiç eski birdi. Arkadaşlar, bu sabahtan beri uyuyorsunuz. Hangisi eksikse bunun içinden bulalım. Tamam, versin. Alıyorum. Bunu ülkede kullanıyorsun. Azerbaycan'a çıktığın zaman, tamam mı? Rus bölgesine gireceksin yani. Rus bölgesine gireceğin zaman dolgulan var. Dolgulan mı? Sen buraya koy ver. Hayır, koy ver. Daha Azerbaycan'a Rusya'ya girmedim. Rusya'da kullanacağım bunu. Tamam, sen onu ver. Azer isterse yine verirsin. Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Sabahtan beri bizim karnımız acıktı. Burada da ablalar gözleme yapıyormuş, börek. Ondan yiyip karnımızı doyurmaya çalışacağız. Arkadaşlar Azerbaycan Samur sınır kapısından çıkış yaptık. Rusya sınır kapısına doğru ilerliyoruz. Ve artık Azerbaycan Respublikası Devlet Gümrük Komitesi Samur Gümrük Postu'dur orada. Samur'dan geçiş yapıyoruz. Arabamızı tarama işlemleri yapıldı. Etrafını taramadılar. Şimdi de buradan giriş yapacağız. Arkadaşlar bura X-ray'lerin olduğu yer. Burada gümrük kontrolleri yapıyor. Sonra da Rusya'ya geçeceğiz. Arkadaşlar şu an Azerbaycan'dan çıktık. Rusya'ya doğru geçiş yapıyoruz. Tampon bölgedeyiz. Burası huduttur, sınırdır. Buradan bir de ırmak gibi, nehir gibi bir şey yapıyor. Kanal mı artık bilmiyorum nedir. Burası böyle bir yer. Evet, Rusya'ya giriş yaptık. Adam nereye gideyim? Ruhsat da lazım mı buraya? Muhammed baba sen niye öyle yan yan bakıyorsun ya? Lazım mı? Video çekeyim. Evet. Arkadaşlar evraklar. Rusya'dayız. Şu evrağı aldık. Rus kaşemizi vurdular. Giriş. Giriş kaşesi Rusya'nın. Şu evrağı aldık. Burada bekledik biraz. Aracımız burada. Gümrük işlemlerini yapıp buradan çıkmaya çalışacağız bakalım. Arkadaşlar Rusya sınırından geçtik. İlk yememiz yumurta abi. Kahvaltı niyetine. Muhammed abi yine gömüyor abi. Ak yok. Yok abi, ak yok. Yoğurt ve yumurta sabah kahvaltısı olarak.
Ortada bir salatamız var abi. Çay içti günden. Allah'ını severim Muhammed abi. Sen şu yemek işine hastayım ya. Yemeğin adama ederim baba ben. Gelmeye deniyor. Paranın hepsini yeme verdi bu adam ya. Arkadaşlar buraya da geldik şimdi. Az önceki yediğimiz yumurtaya 1550 ruble dedik ekmekle beraber. 480 TL yapıyor. 4 yumurta, 4 yoğurt. Sonucunda da toplamda hesap TL olarak hesapladığında 480 liraya 4 tabak yumurta yedik, 4 tabak yoğurt yedik. Hepsi bu. Hattı kaç alacağız Allah bilir. Allah sonumuzu hayır etsin. Biz nereye düşmüştük? Sim kartı. Şimdi buradan Instagram çekmiyor mu abi? Abi şimdi Instagram burada çekmiyor muymuş? Instagram, Facebook. Savaştan dolayı. Savaştan dolayı burada Instagram, Facebook bunlar çalışmıyor. WhatsApp yeter baba. WhatsApp yeter. Haberleşirik. Evet, ben de takipçilerine WhatsApp yapayım. Çok sıkıntı. Abi, ya Allah bismillah. İl kontrol noktasından geçtik. Şu yeşil evrağı veriyoruz. Burada polisler kontrol yapıyor. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın şurada memurlar var. Onlar işlem yaptıktan sonra devam ediyoruz ve her yerde mobese var. 60 kilometre sınırını geçemiyoruz. Rusya'ya giriş yapmış bulunmaktayız. Arkadaşlar ilk işlemlerden sonra burada durduk. Karşıda market var. Alışverişimizin hepsini buradan yapmamız gerekiyor. Çünkü yol boyunca 1000-1100 kilometre bazen su bile bulamadığımız yerler olacağını söylediler. Rabbim yardımcımız olsun inşallah böyle sıkıntılı yerdeyiz. Rusya çok sıkıntılı bir yer olduğunu söylediler. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Yani yeri gelecek 900 kilometre vesaire oralarda ihtiyaç gidereceğimiz şeyler bulamayacağız. Arkadaşlar markete giriş yaptık. Murat abi sağ taraftan mıydık? Yumurta nerede? Aha bir gol alak. Bir gol alak. Ufak ha. Küçük ya yumurtalar. Abi burada başka ne alacağız biz? Bize kuru erzak lazım der. Buraya hiç girmeyek. Açak çaylar var. 128 ruble. Yani ne kadar yapıyor? Arkadaşlar 600 ruble. 100 ruble 30 TL yapıyor. 6 kere 3 18. 180 lira çay. 500 gram çay 180 liraya geliyor. 180 TL'ye tekamül ediyor. Ben hesapladım. 100 ruble 30 TL. 600 ruble de 500 gram çay 180 TL'ye geliyor bilginize. Bu şekilde. Burada bunlar da üreti falan olmasın arkadaş. Rusya'dayız. Çok sakıncalı. Murat abiyle birbirimizi kaybederiz şimdi. Burada temizlik şeyleri var. 90 lira, 150, 150, 45 lira gibi. Burada para hesabı çok kafa karıştırıyor. Ruble vesaire derken insanlık kafa kalmıyor arkadaşlar. 65 ruble, 15 lira, 2 tane sünger, 15 lira. Şuradan bir tane biz sünger alalım. Teklisi. Yani bu iyi duruyor. Bundan bir tane alalım. 40 ruble. Islak mendilimiz. Bakın bir ıslak mendil 150 ruble 45 lira. Arkadaşlar uygun gibi görünüyor ama çok pahalı aslında. Makarnaya bakalım abi. Çünkü sürekli makarna yok. En ucuzu o 235 ruble. Yani 60 liraya geliyor. 60-65 lira civarı. 235, 125, 235. Murat abi nereye gitti? Burada bayram şekerleri var. Murat abi ne aldın? Ekmek. Kendin aldın. Ekmek aldın. Kaç ruble? Ne kadar? 62 ruble diyor. Üstteki ekmeğe buna. Buna kaç ruble? Bir tane bundan alıp kahvaltı mevaltı da yaparım.
Arkadaşlar alışveriş yaptıktan sonra tekrar yola çıktık. Şehir merkezinden geçiyoruz ama neresi tam olarak bilmiyorum. Her yer mobese dolu. Umarım ceza yemeyiz. Rusya sınırlarına geçtik zaten tamamıyla. Ve burada ürünler ne alırsanız alın çok pahalı. Arkadaşlar şöyle sol tarafta görüyorsunuz bakın çadıra benzer yerde. Böyle bahçelerinden, kendi tarlalarından, bostanlarından topladıkları yiyecekleri böyle satıyorlar. İşte ne bileyim domates, salatalık, soğan, patates vesaire bu tarz erzaklardan bulabiliyorsunuz. Şu anda bizim önümüzde Moskova'ya gidebilmek için Rusya kapısını geçtikten sonra önümüzde 2000 kilometre yolumuz var. Bu şekilde buradan ilerlemeye devam ediyoruz. Ve bilmiyorum yani neyle karşılaşacağız, ne olacak bilmiyorum. Hep beraber izleyip göreceğiz. Moskova'ya doğru gidiyoruz. Kazasız belasız inşallah hayırlı yolculuk olur. Yolumuz bu şekilde. Yani hep karşılıklı çift şerit halinde ilerliyoruz. Bakalım ileride belki otobana gireceğiz. Belki büyük gidişli gelişli ayrı ayrı olan yollarda olacağız bilmiyorum. Bu şekilde bir yolculuk içerisindeyiz ve etrafımız köy gibi bir yer. Yani şehire benzer bir tarafı yok. İnekler, hayvanlar falan var. Yani bizim kırsal kesimlerimiz gibi. Örnek veriyorum Pozantı, Ulukışla. Örnek veriyorum işte Ereğli'nin köyleri falan. Bu tarz yerler gibi. Arkadaşlar yani saatlerdir video çekim diye kendimi çabaladım ama yollar o kadar berbattı ki daha yeni düzgün bir yola gelebildik. Ve kamerayı otomatikman elime aldım. Rusya içerisindeyiz. Maçkala mevkindeyiz. İlerlemeye devam ediyoruz. 4 kaptan, 4 araç olarak. Bakın şöyle levhada da görünüyor. Maçak Kana yazıyor. Yani Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman Maçkala olarak geçiyor. Burada sınırı 90 kilometre. Aynı Türkiye'de olduğu gibi. Burada bir de şu araçlardan da var. Bu arkası yataklı Amerikan tırları dediğimiz o tırlardan da var. Denk gelirse oradan bir tanıtım videosu da yapabilirim. Bu şekilde ilerliyoruz bakalım. Hedefe 2000 kilometre var. İşte sınırdan filan geçiş yaptık. İşlemleri filan hallettik. Bayağı bir uğraştık. Bayağı bir ödeme yaptık. Şu anda 4 kaptan peş peşe gidiyoruz. Arkamda bir araç var. Murat abi önümüzde. Muhammed abi var. Onun önünde de Arif kaptan var. Dördümüz bir abi peş peşe gidiyoruz. Rusya'dan tüm sevdiklerime selam olsun. Saygılar, selamlar. Arkadaşlar dün Rusya'ya girmiştik hatırlarsanız. Gece olduğu için fazla çekim yapmadım. Zaten saat 12 gibi yattık. Sabah da saat şu anda 5.30. Uyandık ve yolumuza devam ediyoruz. Şu an biz Çeçenistan bölgesindeyiz. Ve önümüzde 2000 kilometre hala bir yol var. İlerlemeye devam ediyoruz tam da. Böyle bir yer. Yollar bu şekilde. Yollar bu şekilde zaten genelde hep çift şerit. Otoban gibi bir olay yok. Rabbim mesul etsin inşallah. Devam. Oldu yani abi niye duruyor? Arkadaşlar yine Murat abinin yükü biraz kaydı. Yolu bitiremezsin. Gürcistan'dayken bir spanzet falan atmıştık Tiflis'e geldiğimizde. Hadi baba. Elimizden geldiği kadar yaptık bir şeyler. Yola devam ediyoruz arkadaşlar. Neredeyiz? Çeçenistan'dayız. Buralarda hep çift engel araçları var. Bu şekilde. Uzun kabinli araçlardan var. Şimdi yavru da burada. Allah'a sıkıntı. Ya Allah. Allah Allah bunlar niye yürüyor? Oo şoför başım. Ya sen olmasan var ya biz acıktan ölürüz ha. Varsa yoksa sen varsın ha. Tamam. Yolumuz az kaldı.
1500 kilometre var herhalde. 1500, yolumuz az kaldı. Galiba poğaça. Evet, poğaçaya benziyor. Sağ ol şoför başım. Böyle bir yerde durduk. Sularımızı dolduruyorduk. Sular mazot gibi. Bitti misin gelin? Birimizin arabasının camını siliyor temizliyor. Kirlenmiş. Murat abi biraz su çekiyor arabaya. Bizim bulaşıklar vardı, onları yıkayacağız biraz. Böyle işlemlerle uğraşıyoruz. Abi biz neredeyiz Murat abi, biliyor musun? Vallahi bilmiyorum, dünyanın en son köşesine geldik. En son zaten ev falan kalmadı. Neyse ki. Görünce biraz rahatladım. Bak hala bu suyun rengi sapsarı, mazot diyor bak hala. Abi burada mazot çok ya. Ama oğlum bir beni bir salın da şu bulaşığı yıkayım dur, hadi. Dur hemen dur, sen haberin yok dur. Bunları bizim arabalar yakmaz mı? Hayır Muhammed. Yakayım abi. Bunu yakar bizim araba ya. Yapma şunları bir doldur hele sen Ahmet ya. Tamam. Benim ön camı kim siliyor? Oto yıkama yalama. Allah'ın arabanın içine gidiyor lan. Benim arabanın içine gitsin, serinler araba. Arif yana sür Arif. Belki Karagöz nakliyat araçları. Onlara devam. Kolay gelsin. Evet, buradan müsa aldık. 80 manat. 80 manat. 100 manat 30 TL yapıyor. 20 liraya falan geliyor arkadaşlar. Belki daha fazladır. Hadi bakalım, her zamanki gibi en arkada devam etmeye. Yola devam ediyoruz. Sordum ya. İçim yandı. Ya Allah, bismillah. Sol tarafta bir tren gidiyor. Tanker muhtemelen mazot mu bilmiyorum ama oradan gidiyor. Biz de buradan sola dönüyoruz. Maşallah, ne kadar uzun be. İki tane makine çalışıyor. Alttan dönüyor. Murat abi dönüyor. Arkasına da döndü. Sıra bizde ya Allah. Dönüyoruz, dönüyoruz. Trenin uyduğu da daha orada. Ne güzel yolda gidiyor, ne güzel dedik de kötü yola geri girdik. Hayırlısı. Ya bak. Beyanname. Yaptırıp geri çıkacağız herhalde. Beyanname yazıyor orada. Okuduğum olayla bakalım. Neymiş? Ne yazıyor? Ben anlamadım. Ama buradan sola döndüğümüze göre sola gideceğiz. Abi polis var. Dönün abi, hep beraber dönün. Abi bir yerlerden dönüp gidiyoruz ama hayırlısı bakalım. Buradan da sağa gidiyormuşuz. Böyle değişik değişik yerler var arkadaşlar. Yani ben de nereye gittiğimizi bilmiyorum. Birçok araçlarım çoğunluğu eski araç. Tarihi araç. Yani biz bunu kötü diyoruz, beğenmiyoruz ama onların elindeki araçlar daha kötü. Halimize şükür. Türkiye yollarına bakılacak olursa, burayı kıyaslayacak olursak Türkiye'nin yolları 1000 kat daha iyi. Yollar sürekli böyle. Bozuk yerleri de gördünüz. Muhtemelen videoya çektim, hatırlamıyorum ama çok kötü yerlerden geçtik. Yani 1,5 şerit. Fazlası yok. Bir tane man Rus plakalarında geçtik. Böyle bir yer. Çölün ortasında sonsuzluğa gidiyor gibi gidiyorsun. Burada bir çift dengeli araç var. Onu çekmek için kamerayı açtım. Çift dingil. Yani çekici çift teker. Biri dingil, biri avara. Geliyor gene uzun burunlu bir tane işte.
tane daha geliyor. Volvo'dur bu ya. Allah istiyorsan. Evet, Moskova yolunda bir kaza olmuş arkadaşlar. Her yer polis. Oo, adam sıkışmış. Arkadaşlar, bizim burada arkadaşlar deveye bindi burada. Şimdi de gidiyoruz. Bakın burada neler var, görünüyor mu? Arkadaşlar, 50 dakika durmuştuk. Sonrasında bir 3 saat 15 dakika durduk. Yani aynı yerde. Sadece arabayı yanaştırıp tekrardan geri uyumuştuk. Ve şu an yola tekrardan devam ediyoruz. Yani havanın serinlemesi bekleniyor. Hava da şu an biraz serinlemiş. Önceki haline göre. Ufak ufak gidiyoruz. Burada saat şu anda. Şöyle bakarsak. Görebiliyoruz mu? 14.57. Saat 3 olmuş. Yani 11.30 gibi durmuş. Saat 3 olmuş. Zaten güzel bir uyku ıslığa çekti şimdi. Yola devam. Güneş karşımızdan vurmaya başladı. Perdeyi solumuza çektik. Önümüzdeki perdeyi de çektik. Yavaş yavaş ilerlemeye devam. Bilmez bir çölün ortasına gidiyoruz. Rusya denince aklınıza böyle çok farklı şeyler yatırmayın arkadaşlar. Çeçenistan'dan Moskova'ya doğru gidiyoruz. Ve çok böyle büyük güzel yollar, ne bileyim başka bir şeyler beklemeyin. Sadece yol bu. Şu ana kadar Rusya'ya girdim girele. Daha doğru düzgün çift şeritli bir yol görmedim. Yani iki gidişli, iki gelişli bir yol görmedim. Evet arkadaşlar, çölün ortasına gidiyor diye. En son Muhammed Kaptan'ın arabasının sağ en arka tekeri patladı. Ya Dorse'de en arka lastik. Kaplama olur mu abi bu kaplama? Kaplama rahat mı ya? Kurban. Allah'lar der ya olmuş. Ben de bir sandal devrilip atmışım. Olmuşum ben. Arkadaşlar şimdi iki tane Rus arkadaşımız geldi. Bizim arabalarda kiriko yok. Kiriko olmadığı için bu arkadaşlardan istedik. Bunlarda da iki tane kiriko varmış. Aldık, bijonları gevşettik. Muhammed ustamızla beraber eller bu halde. Küfür etme lütfen. Küfür etme. Şoför başım. Yakışmıyor. Burada bizi izleyenlerimiz var. Her yerine bip koyarsak biz ne konuşmuş olacağız? Kurbanım sana. Bizi bu çöllerde mahsur bıraktığın bu halimiz ne bizim şu? Abi iki Rus arkadaşımız. Bir de kiriko getirdi. Şoför başımız aşağıda. Dingiri kaldırmaya çalışıyor. Dört arabanın dördünde de kiriko. Ellerimiz bu halde. Biz onları gevşettik. Kapkara abi. Bayağı bir uğraştık. Muhammed abi kasma ya. Bir şey olmaz bunlar. Tamam, akşam yemeğini muhabbete kilitledik zaten. Abi yok yok ya. Şunu yapak yürütek de. Yemek önemli değil. Yok, ben ona sulu patates yaparım. Abi içebilir miyim Kemal? İçmiyor lan. İçerler. İçmiyor yok. Davay dediler. Davay tamam dedi işte. He tamam tamam dedi ya. Abi. Abi çay içmiyor siz. Çay. Okey. Abi siz çalışın, ben misafirlere çay ikram edeceğim. Sana kalırsa. Lastik patlayınca tabii ben hemen çay koydum, her zaman olduğu gibi arkadaşlar. Bak arkadaşlara da bir çay ikram edeceğim. Geldi mi? Abi şurayı kaldır artık. Lan çeke. Transportçu Kemal Bulut. Baba eline sağlık. Hadi Kemal da baba. Dur dur, çöreğe gir, burayı boşaltak hadi. Bitmedi mi orada? Abi, abi onu kaldırmışsın az daha. Plastik oturmaz. Arif Bey. Kaldır. Korkma. Direkt getir, kaldır o şekil, getir yerleştir. Önü arkası yok onun. Ya hak mı dedin?
Abi ne? Allah olmasa ne yapacak? Hadi lan. Kemal üstü kendine doğru yatır. Üstü kendine doğru yatır biraz. Üstü kendine doğru yatır da dip gitsin. Allah'ına kurban. İki elle yapıyor vallahi var ya. Dur. Kalk abi. Eski lastikçilerden kim kalır? Bunlar. Allah'ına kurban. Hepiniz bunlar sikiciniz lan. Bırak tak. İki tane bile böyle. Tak şurada iki tane. Bırak ben üstten. O birini sekin. Tamam desteklemeye gerek yok. Oturtur. Göbeği oturtur. Kaldırsan alttan kaldır. Bir tane alttan aşağı. Vur buradan bir şey var. Dur şunu yorar vur lan. Lan bu sert giraniymiş ya. Sağlam girani yok mu yumuşak girani? Ben o cemre o şeydekine büyük olan şeysin. Yok yok o birkaç tane sert giriyor abi. Birkaç tane sert giriyor. Yumuşak girene koyarız abi. Çeviriyor yumuşak. Murat abi ben yoruldum. Biraz da sen çalış abi. O bıçağı düşer. Arkadaşlar burada yemsini kurtaran kaptan. Doğru mu Haruk kaptan? Rus kardeşlerimiz olmasaydı, Çeçenistanlı kardeşlerimiz olmasaydı halimiz perişandı. Onlar da Müslüman. Allah razı olsun geldiler. Kirikolarını verdiler. Dağıstanlı değil mi? Dağıstanlı kardeşlerimiz sağ olsun bize kiriko verdiler. Kurtulma sebebimiz onlar oldu. Burada ne lastikçi var ne bir şey var. Allah sonumuzu hayretsin. Şu Moskova'ya sağ salim bir varaydık. Düştün boşa bakma. Tekme vur boşa. Gemisini kurtaran kaptan dedik abi lastiğimizi değiştirdik. Allah esirgesin bu şoförlere. Tamam yeter. Moskova yollarına bir baydan gelsiz. Abi önce önce birkaç tanesini bir sıkıştır. Tek yapma. Tek yapma kurbanım sana. Diğerlerini bir sıkıştır. Ondan sonra abi dengesiz olur. Aman. He halim yaman. Aman. Moskova yollarında kaldık aman. İtiraf lastik değiştirir. Ücret 15 bin rubleye ancak yaparız biz bu işi. Hatta 100 bin ruble verirsek gene yaparız. İndirsin mi Arif? Yok. Allah razı olsun. Ver baba ver. Başka bir şeyler var mı? Sağ ol baba. Tamam mı? Bu sizin mi bizim mi? Bizim. Baba sağ ol. Allah razı olsun. İşiniz gücünüz az gelsin baba. Allah kaza bela vermesin. Allah yolunuzu açık etsin. Bugün doldurduğumuz su. Bakın arkadaşlar suya bakın. Sarı. Allah razı olsun. Allah işlerini güçlerini nasip etsin. Bu da. Geldim Asılım. Hadi. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Tamam, yahak. Tamam. Yahak. Şunu bir tane şunu kontrol edek tamam. Kendine doğru çek. Az otur. Tamam. Şoför başım eline sağlık. Şoför başım. Tamam abi. Elimize kolumuza sağlık. Elinize kolunuza sağlık baba. Şimdi bu lastiği nereye koyacağız abi? Arif'in istekliği. Bunlar bilmezler abi. Taktıklar mı? Tamam şimdi. Gel abi sen şoför başısın. Sen bir kontrol et. Göz gezdir. Abi lastikçiye gelecek bütün lastiklere baktılar. Deterjan. Sular burada. Deterjan orada. Deterjan al gel de elimiz yüzümüz. Ama şu lastiği yerine koyak. Şunu bir yerleştirebiliriz. Bunu senin arabaya koyak. Senin arabana çıkarttık onu. Hadi. Şoför başım bu şimdi garantiye mi gidecek? Rusya'dan Türkiye'ye lastik getirip garantiye yollayacağız arkadaşlar. O derece. Ama Türkiye'de bir lastik 8.000 lira. Abi dikkat edelim lütfen. Yavaş. Yavaş abi yavaş. Acele yok. Arkadaşlar halimiz bu. Moskova'nın yollarından. Bir bay dengesiz geçti abi buradan. Akşam olmadan lastikçiye yetişecek abi orada. Lan spanzeti getirmedim ben. Dur yerine atak da. Önce spanzeti getir. Arkadaşlar Muhammed Kaptan'ın arabasını yolladık. Şimdi biz de.
Araba yaptı ya, neşesi yerine geldi. Alev bu sevdalar boşuna. Belalım, 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 belalım. Hadi gidelim hadi. Çok şükür arabamız yaptık, yolumuza devam ediyoruz abi. Arkadaşlar şimdi burada bir ihtiyaç ve erzak vesaire mola verdik. Bir de Muhammed Kaptan'ın lastiğini yaptıracağız tekrardan. Vizyonlarını sıktıracağız. Allah'ım nasıl bir yer buraya. Bilek kolluyor Muhammed Kaptan orada. Ben de şu lastiğime baktıracağım. Lastiklerin havasını kontrol ettireceğim komple. Arif Kaptan mazot alacak. Murat abi! Murat abi çık arkamdan. Arabam tamam, benim arabamda sıkıntı yok. Lastiklerim şey mi abi, havası mı havası? Havası, bu sıcakta hava vurulmaz. Şişmiştir zaten de benim lastikler inik ama ha. Bak benim... Baba soğumadan vuramazsın ya. En son çıkarken vur, soğusun biraz. Doğru diyorsun abi. Şimdi sıcak var. Şimdi basınç artmıştır sıcaktan. Vurursan gümlatırsın. Baksana ön lastik... Tam şeyini alamazsın. Ön lastik normalde daha inik ama bu şu an şiş duruyor. Yok yok, havası iyi abi bak. Arka lastiğe bakak anlarım abi. Arka lastik benim inik görünürdü. Gel abi. En arka sol teker. Bak şişik abi, görün mü? Aynen. İnik değil bu lastikler normalde. Sıcak, hava sıcak olduğu için yanıyordur ha. Ateş gibi yanıyor. Alev gibi. Ama burada duş var. Burada duşumuzu alak. Yemeğimizi yeriz. Bak hele o ses ne? O ses ne abi? Gelmiyor. Dur dur, ses geliyor ses. Körük patlayık. O bir şey etmez ya. Gümramamış, o bir şey etmez. Körük patlayır ha. Tamam, o bir şey yapmaz. Gümlememiş, bir şey olmamış. Gümlememiş. Hava kaçırsın. Bir şey olmaz ya, hava kaçırsın ya. Gümlemesin de. Hadi şurada bir duşa yemeğe bakak. Duş var burada. Bir dakika, ben açsam bir duşu falan ayarlayayım. Bir bakak hele. Bana biriniz önce bir su ısmarlayın hele abi, soğuk. Tamam, bana bir soğuk su ısmarla Murat abi ya. Tamam, bir dakika. İçim yanıyor benim. Arkadaşlar bir su aldık 50 ruble. 50 ruble 15 TL yapar. Yani 1,5 litre su 15 TL. Soda aldık 120 ruble. O da 100 ruble 30 TL ise 40 ruble, yani şey 40 TL civarında yapıyor. Artık beynimiz yandı abi. Beynimiz bu paralar yüzünden. Götür. Alkol değil arkadaşlar, bilginiz olsun. Çünkü kendisine söyledik alkollü. Bu sodaymış. Yok. Alkollü zaten gidemezsin. Burada direktmen ehliyetine el koyuyorlar. Deport. Direktmen deport uçakla. Deport dediğiniz zaman da direktmen uçakla ülkenize gönderiyorsunuz. Araca yedek şoför, yani yeni şoför geliyor. Reis kolay gelsin. Şimdi patlayan lastiği söküyoruz. Patlayan lastiği çıkartacağız, bunu takacağız. Ondan sonra o taktığımız lastiği de söktüler. Bile uğraşmaya devam. Eziyet online abi. Pat 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 eden şu mi baba? Gelmişken şunu değiştirmeyin mi? Çıkarım onu artık. Al şunu. Yok yok, onu hiç pat pat etsin, boş ver. O gittiği yere kadar kullan. O dengelin kalkıyor nasıl olsa. Sıkıntı olursa kaldır. Sıkıntı yok, kaldırırsın. En azından onu o şekilde kullanırsa gümlediği yerde değişecek. Canta olsun, canta. Sen onu zor mu neden?
Evet, şoför başını çalıştırmaya devam abi. Bak hele eskiden mahallede çok mu lastik çevirdin sen? Belli belli, bak hele nasıl gidiyor. Senle video çekmeye başladın mı? Konuşmam değişiyor benim dayı oğlu, niye öyle oluyor? Bak Hüzgürüş'e babamızın oğlu Mars'a baş motor sızsın diyerek başladık. Allah'ını severim, her yerde film yapmasan rahat edemeyin. Çalış. Bahsız bedevi seni. Hadi olacak. Ben sana böyle mi öğrettim ya? Baba yorulun baba. Yollar gide gide. Lan yardım etseydim keşke. Video çekeceğim diye adama yardım da etmeyeyim ya. Ayıp ya. Arkadaşlar bu Türkiye'de göremediğimiz avareli çekicilerden. Vay vay vay. Ona bak. Güzel güzel. Bunun kapısı bura mı? Bura mı? Otel. Vay 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 vay. Klima var, klima. Allah Allah. Klima, otomat ne robot? Otomat, vitesli. Şey. Lastik macerası devam ediyor baba. O lastiği mi çıkarıyorsunuz? Kaynatmışlar onları. Şahin dibinde. Kaldır lan. Bırak. Tamam çek. Kaldırma bak. Ne demiş oğlum? Tamam işte. Buradan şuna. Last abi, last abi. Ya şöyle tamam çek. Kemal o abiyi ver bize buraya gelin. Allah göstermiş ya. İyi bak abi. Sağlam mı? Temiz mi? Güzel. Güzel. Temiz. Buna kaynak mı buram? Yok, bıçak vurulmuş. Evet, kaynak. Sen mahallede çok mu lastik çevirdin sen? Kemal. He? Bu çok bozuk abi. Hangisi? Bu çok bozuk. Yerdekini ver. Bunu? Onu yatır yere, bundan tarafa koy. Dört tarafını ver, buna ben çekeyim. Çalış. Bahsız bedevi seni. Hadi olacağız. Gelin mi? Gelin mi içeri? Gelme dur, sakin ol. Bir dakika, dur bir dakika, sakin ol. Yollar yine. Kapanın bana, kapanın. Geç yan tarafa. Bekle dur, sakin ol. Yavaş, arkanda demir var bak, kafanı vurma bak ha. Tamam dur. Tamam dur öyle, dur öyle. Dur öyle olmaz bu bak. İşinizi bitirin, size patates kurak patates vereceğim. Yok, tarafa yedek. Az yürüt, az yürüt şey. Ya tavuk yok mu burada ya? Şeye yürüdü, demeli kıvır kıvır yürütecek. Tavuk alsak buna da biz. Yok, başka yerden tavuk alsak. Size şey yapsam böyle, tavuk, patates, biber, domates koyacaksın. Tamam işte, tencereye bastırak. Yavaş yavaş pişecek. Al böyle acılı yapacağım. Çekmediğim dertler çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm gecem olmadı. Ağlamadı sokak köşe kalmadı. Sağlam balasın abi, arkamızdan düşüp gitse ne yapacak? Patron ondan sonra diyecek lastik nerede? Nereye yetişin de bana arayın da diyor, bir yer söylüyor. Aramadı şeyini çekme. Buyurun. Allah'ınızı severim. Yok. Silemini ver. Aynen abi, al abi.
Ne yapayım onlar? O yuvaya nereden açacağım? Bekle. Girmedi ki. Bekle. Girmedi, girmedi. Dur abi dur. Dur lan, dur. Çok yanlış yaptım. Baba sen o laf değil. Çek. Al daha, al daha çek. Kurtar öyle. Bana ne merak ya, bana ne merak ya. Hah, çek az daha. Kurtar daha. Seni de lantikle beraber takar oraya. Kaldırayım mı? Gelin mi? Gireyim mi araya bak. Tut abi. Tamam lastiği alayım biz kaldıra kalite demirden kaldırsın. Tut abi geldim bir dakika. Tamam olduğun tamam, yerden olduğun yerden hiç şey yapma. Lastiğin helal lastiğin helal. Hadi bomba hadi. Kaldır baba. Allah var gam yok hadi. Ya Allah. Hadi. Kaldır. Hadi. Kaldır. Hadi bir hamle daha. Tamam. Allah'ınızı severim. Tamam da. Tamam mı demirleşim? Ya kaldıracağım mı? Ne? Ne bacak kaldı, ne kol kaldı. Demir lan bu demir. Vur işte vur. Emrimiz. Beyler afiyet şeker olsun. Sağ ol baba. Elimize sağlık. Emine çorbamız abi. Hazır. Murat abim afiyet olsun abi. Eyvallah baba. Niye çekmeyeyim seni ya? Abi yememizi yedik. Artık yola çıkacağız. Su almaya gidiyoruz. 1000 ruble. 1000 ruble 300 TL arkadaşlar bu para. Ya yani bakayım 100 ruble 30 TL olduğuna göre aynen 300 TL. Şu para Türkiye'nin parasıyla 300 TL. Bu da tane 60 ruble. 120 ruble yapıyor. Burada böyle lokantalar bu şekilde arkadaşlar. Dolapta da enerji içecekleri, gazoz vesaire var. Meyve suyu var. Bu şekilde. Şimşot ve şimşot 58. Okey. 500, 700, 800, 850. 870. Okey. Okey, okey. Plus. 870. 70. Okey. 880. Tamam. Thank you. Спасибо. Murat abinin arabası burada. Bizim arabalar karşıda. 120 ruble verdik. 60-60 yani 2 tane su. Birer litre. 30 100 ruble 30 15 16 lira filan. Aydan gelsizdir. Muhammed babadır. Arif babadır. Allah esirgesin. Al baba. 120 ruble yaptı. Al şu 30'da. Bana su almadınız mı? Yok. Yedi al 60 ruble. Var mı orada su? Yok. O dolapta var gid al. 60 ruble. Deseydin alırdım. Ya Allah bismillah. Hadi bakalım. O da telefon tutacağım kırıldı ya. Terliğimiz aman düşmesin. Bir tane ayakkabımız gitti zaten. Ya Allah bismillah. Çok şükür düzgün bir yola çıkabildik. Ya Allah bismillah. Jettir baba.
ilk defa yüksek bir bina gördük derken bina değilmiş, fabrika gibi bir şey herhalde. Odalma babasına da beni çekiyor. Neymiş, ne yazıyor orada? Bol ne yazıyor lan? Ya boş yer, gidiyor işte. Bindik bir alhamete gidiyor kıyamet. Azasız belasız, Allah esirgesin. Arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Yepyeni videolarla karşınızda olabilmemiz için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmamanızı önemli rica ederiz. Saygılar, selamlar olsun.